arkadaşlar. Spike görevini tamamladım. Çekildik. Gördüğünüz gibi birebir teke tek. Ben de... Evet arkadaşlar, yeni güncelleme. Yani yeni gelen, daha henüz biraz önce gelmiş olan bir güncelleme var arkadaşlar. Şimdi güncelleme ile ilgili zaten bu OPS falan bir sürü video var arkadaşlar. 6 maç Spike ile oyna, 250 jeton kazan. Daha sonra 6 maç kazan, Brock ile oyna, Brock Pass özel gibisinden. Terra'nın çarşısı diye bir şey var. Daha sonra Brock Pass yolumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada arada 30 taş, 75 jeton alıp bir sonraki... Baştan 75 jeton alıp bir sonraki kademeye geçmek ister misin diye bir şey soruyor. 75 jeton alıp 30 taş istiyor arkadaşlar bizim bir sonraki kademeye geçebilmemiz için. Böyle kademeler sırayla geçiyor. 20 elmas falan ödüller var. Böyle en sonunda arkadaşlar Gale var burada, gördüğünüz gibi. Yeni savaşçı Gale'ı buradan etkinleştir diyoruz. Bunları ve ekstra görevlerini açarsın. 170 taş diyor. Roll test 170 taş. Her neyse, biz buradan büyük kutumuzu açacağız. Büyük kutumuzu açtık. Mega kutu ödül özelliğini açmak için roll test almamız. Özel ödüller yukarıdakiler arkadaşlar. Gale'de mesela özel ödül, gördüğünüz gibi. Özel ödül alamıyoruz. Tüm Brawl Pass almamız lazım. Ücretsiz Brawl Pass yolumuz var. Alttakiler ücretsiz. Üsttekiler ise arkadaşlar ücretli olanlar. Aynı zamanda Brawl Pass görevleri var, gördüğünüz gibi. Üsttekileri alıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın Brawl Pass'e jeton dolduruyor. Öncelikle Barbar Kral Bull kostüm var. Jeton katlayacağım. Barbar Kral Bull'u en son alacağım arkadaşlar. Sakura Spike var. Tavşan Peri falan var. Yok, ben 30 taş biriktireceğim. Bir de arkadaşlar Serseri Mortis diye yeni bir skin de geliyor. Aynı zamanda Jin'in de yeni skin de geliyor arkadaşlar. Bir sürü yeni skin de gelecek bu güncellemede. Söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar aynı zamanda Poco'nun görüntüsü değişmiş. Poco'nun ön plandaki görüntüsü değişmiş. Şöyle gördüğünüz gibi Poco değişmiş. Haricinde evet bu kadar. Yeni güncellemede yeni gelen karakter Gale aynı zamanda savaşçılar bölümünde gözüküyor. Oh, Gale's gonna make it snow. Geçiyor arkadaşlar. Kromatik dediği şey. Yani Gale isimli karakteri şeyden açabiliyoruz. Bildiğiniz gibi Brawl Pass alabilerek açabiliyoruz. Şimdi oyunun Brawl Pass'in ücretli olması kötü olmuş. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü 170 taş falan biriktirmek işkence olur arkadaşlar. Mecbur para yatır diyor yani oyun. Spike. Mesela Spike'ın görevi var. Brawl Pass görevleri var. Bu şekilde. Haricinde bütün her şey aynı. Yeni bir etkinlik yok. Sıcak bölge geri geldi arkadaşlar bu arada. Geri geldi, şükürler olsun diye. Ama arkadaşlar sıcak bölge haritasını birazcık değiştirmişler, onu da size söyleyeyim. Evet, en sonunda Barbar Kral Bull kostümünü alıyoruz. Barbar Kral Bull işte karşımıza geldi. Gördüğünüz gibi böyle bir skin. Hem ateş eden hem de elinde kılıcı var, gördüğünüz gibi. Kılıcın üzerine silah şeyleri var. Garip bir skin almış. Evet. Bu şekilde. Yeni gelen güncelleme bu şekilde arkadaşlar. Yani yeterli miktarda fazla tanıtım yapamamış olabilirim. Söyleyelim. Tanıtım olarak. Ve arkadaşlar madem ki biz video çekiyoruz. O zaman şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika, bölümü tamamla. Boss savaşı modunda savaş. 6 maç kazan Spike ile oyna. 250 veriyor.
tabii ki düşman yok. Hep Poketi, Poco ile oyna. Spike, üç maskasan. Kesin görevini arkadaşlar. Yapalım. Üç maç kazanmamızı istiyor bizden arkadaşlar. Üç maç kazanacağız. Çift girelim. Tamam, çift girelim. Hesaplaşmaya girelim. Ve başlayalım arkadaşlar. Evet. Ben de... Şöyle. Evet arkadaşlar, Spike görevini tamamladım. Hatta Bullpest görevlerine geldiğimiz zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi Spike görevi artık yok çünkü tamamladım. Ödüllere doğru gelelim. Şimdi gördüğünüz gibi 5 tane ödül topladım arkadaşlar. İnanılmaz bir şekilde. Ve şimdi bu 5 ödülü birden açacağız arkadaşlar. Evet. Başlayalım. Büyük kutumuzu açıyoruz. 2 yazı zaten hayatta çıkıyor. 10 tane var, güzel. Olayı masamesi bizim için yorgun. Büyük kutumuz var mı? Ve son olarak bu savaş kutumuzda bir şey çıkmadı. Ama ödülleri biriktirdik mi arkadaşlar? Biriktirdik ve kolay bir şekilde biriktirdik. 10. aşamaya geldiğimizde mega kutumuz var arkadaşlar. 10. aşamada mega kutular geliyor. Böyle bir güzelliği var. Bu kademeyi açmak için jeton kazanmalısın. Ha. Ücret ücretsiz bölümleri var. Yine dediğim gibi. Evet, bu kadar. Yeni güncelleme videosu bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası küçülmüş. Şu
Etkinlik bölmesi çift hesaplaşma yazan notta arkadaşlar küçülmüş. Şöyle göstereyim size. Küçülmüş arkadaşlar burası. Şöyle birkaç değişiklik olmuş. Birkaç yeni harita falan eklenmiş. Sıcaklık da geri gelmiş. Daha sonra aksesuar ve yıldız güçlerinin herhangi bir oynanma yok arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. Don't mess with chess. Sadece bu şekilde görevler var. Görevleri tamamlayarak jeton topluyorsunuz. Jeton toplayınca da Brawl Pass'ten dilediğiniz gibi sandık açabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok basit bir düzenleme sistemi var. Fakat arkadaşlar kötü olan iki kat daha fazla ödül verdiği ve geri verdiği olan taraf ücretli olan Brawl Pass arkadaşlar. Bakın biz şimdi burada bayağı bir ilerledik ya 5'e kadar. Burada gördüğünüz 3 Brawl Pass ödülünü arkadaşlar. Ben şimdi Brawl Pass satın alsam bu 3 ödülünü alabileceğim arkadaşlar. Aldığımız yerden başlamıyor yani. En baştan tekrar tekrar kutuları açabiliyorum. Öyle bir güzel yanı var. Brawl Pass 170 var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Brawl Pass ödüllerini ve ekstra görevleri açarsın 169. Brawl Pass paketi Brawl Pass artı 7 kademe ise 249 taş arkadaşlar. Benim önerim sadece Brawl Pass arkadaşlar. Sadece Brawl Pass 170 taş. 169 daha doğrusu. Buraya doğru geldiğimizde 170 taşın 170 altının 170 lira olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Bir dakika küçültelim. Şeyi gösterecek. 170 lira olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani 170 lira. 170 taş arkadaşlar 70 lira. Evet gördüğünüz gibi 170 taş 70 lira. Ben 100 aboneye ulaştığımda bu 70 lirayı alacağım. Artı tavuk kralı hesabını. Yani kısacası burası Persel Adi'ye geçelim. Arkadaşlar. Evet, videom bu kadardı. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu kadar.